Arkadaş, bu sağcı gruplar iyice şileden çıktılar. Bizim yaptığımız baskınları sindirememiş olacaklar ki bugün eylem yapan yoldaşlarımıza saldırıp hastanelik etmişler. Durumları kötü. İstedikleri kadar saldırsınlar. Bizi davamızdan yıldıramayacaklar. Emperyalist güçlerden destek almasalar bu kadar üzerimize gelemezler zaten. Elbet bir gün haklı davamızı kazanacağız. O gün gelip devrimimizi gerçekleştirdiğimizde hepsinin sesini sonsuza kadar keseceğiz. Şimdi bu yaptıkları hamleye cevap vermemiz lazım. Madem kan dökmeye bu kadar hevesiler, o zaman bizden günah gitti. Gerçi biz daha az kan dökmedik ama olsun. O zaman ben üniversitedeki arkadaşları örgütlüyorum. Akşam buraya çağırırım, plan program yaparız. Biz bu komünist solculara adlarını bildirdik. Ama rahat duracaklarını hiç sanmıyorum. Şimdiden intikam aleviyle yanıp tutuşuyorlardır. Hazırlıklı olmamız lazım. Akacak kan damarda durmazmış. İntikam istiyorlarsa buyursunlar gelsinler. Gerekirse bu vatan için ölürüz de öldürürüz de. Milliyetçiler birkaç tane solcu serseriden korktu dedirtmem. Kimseden korktuğumuz yok ama hazırlıksız yakalanıp düşmanı sevindirmeyelim. Daha geçen hafta bizden bir kişiyi tek başına yakalayıp öldürdüler. Şu sıralar kimse boş gezmesin. Zaten ülkede sıkı yönetim var. Kontrolümüzde olan bölgelerden dışarı çıkmıyoruz. Üniversitelerdeki kardeşlerimizi de boş bırakmayın. Bize ulaşamayınca hınçlarını onlardan çıkarmasınlar. Kontrol elden bırakmayıp akacak kana biz hükmedeceğiz. Ekonomik sıkıntılar, Amerika'dan yediğimiz ambargolar, kaoslar, katliamlar yetmiyormuş gibi bir de üstüne üniversite öğrencileri birbirine giriyor. Eğitimini tamamlayıp vatana hizmet etmek varken birbirine saldırarak vatanı kurtardıklarını zannediyor gerizekalılar. Hiç kusura bakmayın, bunların hepsi sizin suçunuz. Ülkenin içinde bulunduğu süreci idrak edemediniz ve insanları ikiye böldünüz. Yakında mezhep kavgaları da çıkarsa hiç şaşırmam. Ben mi idrak edemedim? Ulan ülkücüler rahat durmuyor ki, sürekli kavga çıkarıp bir yerlere saldırıyorlar. Kavgayla dövüşte fikir ortaya koymak hangi mantığa sığar? Ülkücülere laf edeceğine dön de bir solculara bak. Komünist sempatizanı seni. İmam osurursa cemaat sıçar diye boşuna dememişler. Siyasiler olarak çözüm bulup olayları diplomasiyle çözeceğiniz yerde yangına körükle gidiyorsunuz. Milleti bölen sizsiniz be. Felaket, felaket. Korktuğumuz başımıza geldi. 1 Mayıs kutlamaları sırasında kalabalığın üzerine ateş açılmış. Yüzlerce ölü ve yaralı var. Sağcılar mı yapmış? Ulan dedim sana işte. Adamlar rahat durmuyor. Kana buladılar ülkeyi. Beyler kendinize gelin. Ülke elden gidiyor. Siz hala birbirinizle didişme derdindesiniz ya. Farkında değil misiniz? Belli ki ülkeyi karıştırmak isteyen dış güçlerin kahpece planı bu. Haklısın. Bu olayın ardın arkasını iyice araştırmalıyız. Bu işin iyice boku çıktı. Sivas'ta, Maraş'ta, memleketin her köşesinde katliamlar yaşanıyor. İnsanlar birbirlerinin evlerini ve iş yerlerini yakıp yıkıyor. Bakanlara, gazetecilere suikastler düzenleniyor. Polis ve askerler şehit ediliyor. Ve hala ortada bunları durduracak bir çözüm üreten yok. Haklısınız komutanım. Bu militanlara caydırıcı bir güç olarak varlığımızı hissettirmeliyiz. İş militanlara kalsa iyi. Bütün olanlar yetmiyormuş gibi bir de siyasiler birbirlerine hedef gösterip milleti iyice galeyana getiriyorlar. Teröristlerin ekmeğine yağ sürüyorlar resmen. ODTÜ'de de İstiklal Marşı okunurken öğrenciler ayağa kalkmayıp sonrasında toplu halde sol yumruklar eşliğinde enternasyonal marşı söylemişler. Tren iyice raydan çıktı. Böyle giderse uçurumdan yuvarlanmamız yakındır. Farkındayım. Bu yüzden 26 Ağustos Silahlı Kuvvetler Günü için bir konuşma hazırladım. Sakıncası yoksa okur musunuz? Kendi çıkarlarını ülke bütünlüğünün üstünde görenler, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sapık ideolojilerinin vaatleriyle aldatarak onları Türk istiklalinin sembolü İstiklal Marşımıza dahi saygısızlıkta bulunabilecek kadar Türklüğünden uzaklaştırabilmektedirler. Ama sizleri temin ederim ki bu kendini ve milleti idrakten aciz vatan hainleri her zaman olduğu gibi karşılarında yine bizleri, Türk Silahlı Kuvvetlerini bulacaklar ve bunların hesabını millet önünde vereceklerdir. Onların ilim ve irfan yuvası okullarımızdan temizlendiğini ve bu okulların kalbi Atatürk sevgisi, vatan ve millet aşkıyla yanıp tutuşan, birbirleriyle uygarca fikir münakaşası yapabilen, eli silahsız, kültürlü gençlerle dolu olduğunu görmek bizim en büyük arzumuzdur. Ortalık durulmuyor. Ülkedeki karışıklıktan faydalanmak isteyen bazı gruplar doğuda bölücü faaliyetlerde bulunuyorlar. Ordudan da bu sabah yine durumu düzene sokun diye uyarı geldi. Bizim derdimiz bize yetmiyormuş gibi bir de yeni terör örgütleri palazlanmaya başladı. Durumu düzeltmek için elimizden geleni yaptık ama başarılı olamadık. Artık istifa etmenin zamanı geldi. Aman efendim, bizden sonra gelenler sanki bu karışıklıkları durdurabilecek mi? Hükümette kalıp ülkeyi düzene sokmak için çalışmaya devam edelim. Görmüyor musun? Türkiye'nin her yerinde o kadar çok olay gerçekleşiyor ki bazılarından haberimiz bile olmuyor. Kan gövdeye götürüyorken elimizden hiçbir şey gelmiyor. Halk ordu göreve diye bas bas bağırıyor. Aşırı solcu gruplar sağcıları bıraktı, soymak için bankalara saldırmaya başladı.
Bu şartlar altında devam edip bu koltuğu daha fazla meşgul edemeyiz. Hükümet istifa etti. Yeni hükümetle birlikte askerlerin yetkisi arttırıldı. Ama yetmez. Ülkedeki anarşiyi tamamen bitirip güven ortamı oluşturmadan bize rahat uyku yok. Sağ sol kavgaları derken sokaklar zaten güvenilmez hale geldi. Şimdi bir de Çorum'da yaşanan olaylarla birlikte Alevi-Sünni tartışmaları da alevleniyor. Doğudaki bölücü faaliyetlerden bahsetmiyorum bile. Olaylar öyle bir boyuta geldi ki artık siyasilerin bile can güvenliği tehlikede. Şu cumhurbaşkanlığı seçimlerini de bir türlü yapamadılar. Aradan çıksa da önümüzü görsek. Savunma Bakanlığı'na mesaj gönderin. Yeni cumhurbaşkanını bir an önce seçsinler artık. Bütün siyasi mekanizmalar sanki felç geçirmiş durumda. Biz iktidardan ve muhalefetten olaylara müdahale etmesini beklerken onlar kalkıp çıkan karışıklıkların bir parçası oluyorlar. Durum hiç iyi değil. Hiçbir şeyin düzeldiği veya halledildiği yok. Galiba artık bu sürece müdahale etmek zorunda kalacağız. TSK'dan yine uyarı geldi. Ulan Namık Kemal Ersun'u darbe yapar diye şüphelenip emekli ettik ama Kenan Evren ondan da hırsı çıktı. Bir yerde ses yükselse Genelkurmay'dan uyarı geliyor. Sormayın ya, gören de olayları biz çıkarıyoruz zanneder. Biz istemez miyiz ülke refah içinde olsun, ekonomi şahlansın, insanlar huzur ve güven içinde yaşasın. Ama olmuyor işte, ne yapalım yani? Olacak olacak, zaman her şeyin ilacıdır demişler. Biraz daha sabredelim bakalım. Biz sabrederiz de halkın sabrı kalmadı. Askeri göreve çağırıyorlar. Baksanıza asker sokağa indi, bankaları koruyup asayiş sağlıyor. Haliyle bu durumda darbe söylentilerini güçlendiriyor. Yok canım, gaza gelip darbe yapacak değiller ya. Hem bize güvenmeseler uyarı yapmazlar, direkt harekete geçerlerdi. Belli ki onlar da olayların siyasi yollarla düzelebileceği kanaatindeler. Evet, bugün çok kritik bir konu için toplandık. Ülkenin içinde bulunduğu durum günden güne daha beter bir hal alıyor. Gençlerimiz birbirini öldürüyor. Fabrikalar, evler yıkılıyor. Kurucu değerlerimize hakaretler edilip Türkiye'nin değerleri ve bağımsızlığı tehdit ediliyor. Haklısınız. Ortalık yatışır diye umut ediyordum ama sanırım biraz daha beklersek her şey için çok geç olacak. Masaya yumruğumuzu vurmanın zamanı geldi. Ülkeyi tekrardan toparlayıp asayişi sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yönetime el koymamız şart. 12 Eylül sabahı bayrak harekatıyla harekete geçip kontrolü elimize alacağız. Kontrol sağlanacak olan bölgeleri belirleyip birliklere bilgisini geçerim. Bir kısmımız da resmi kurumları kontrol altına alır. Siyasi liderlere nazik davranılsın. Amacımız kaos çıkarmak değil, kaosu bitirmek. Türkiye'de artık yeni bir dönem başlıyor. Sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.